bu komplolar. Çünkü bunun bir ihtiyaç tarafı olduğunu görüyoruz bir tarafıyla. Yani satın alınan bir şey, istenen bir şey. Duyulduğu zaman birçok insanı tatmin eden ve onun düşünme sürecini durduran bir şeyden bahsediyoruz. Çok basit olarak baktığım zaman bir açıklama yapıyor çünkü bu. Bizim bilmediğimiz, anlamadığımız, düşünemediğimiz bir alanda bir açıklama yapıyor ve bizi rahatlatıyor. Şöyle, anlamadığımız şeyi için zaten biz anlayamayız diyor. Ve en önemli özelliği aslında belki de bu. Yani herhangi bir şeyi önce anlaşılır olmaktan çıkartıyor ve sonra da o anlaşılır olmayan bir şeyi mantıklı olarak ben sana açıklayayım diyor. Ve bunu da güçlü öznelerin saklanmış niyetleri üzerinden açıklıyor. Bunun sınaması yok. Sınaması olmadığı için de düşünce süreci orada bitiyor. Ama dediğim gibi birçok insanı rahatlatıyor ve farklı bir şey düşünmesini, farklı bir şekilde bakmasını da engelliyor. Ama bunun dolayısıyla iki tane sonucu var. Bir tanesi doğal olarak bu söylediğimden çıkarsanabilir. Bu anlamanın engellenmesi. Anlamanın engellenmesi demek denen şey bir tarafıyla bilimsel bakışın engellenmesi demek. Komplo teorisinin bilimin yerine geçmesi demek. İkinci bir unsuru anlamanın engellenmesi. Bize benzemeyene yönelik olarak bakışımızın da anlamsızlaşması demek. Merak unsurunun bir anlamda törpülenmesi demek. Çoklu, çoğulcu yapıların irdelenmesinin kenara bırakılması ve daha tekil, çok daha kaba, düz doğrular üzerinden gidilmesi demek. Bunu da komplo teorisi şöyle sağlıyor. Bir sürü gerçeklik olabilir diyor bize. Hani bunu herhangi bir komplo teorisi birebir söylemiyor ama hepsini bir araya koyduğum zaman şu mesaj var. Ortada bir sürü bir gerçeklik dünyası var ama bir de bunların arkasında asıl gerçeklik var. Ve bu asıl gerçekliği ben deşifre ediyorum, ben söylüyorum demiş oluyor. Ve eğer o asıl gerçekliği biliyorsanız bütün diğer çevrenizde gördüğünüz gerçekliğe ait unsurlar da tabii hükmünü yitiriyor, önemini yitiriyor. Onlar hep detay hale dönüşüyor ve işin aslı önemli hale geliyor. Bu mesela bir parantez olarak söyleyeceğim. Şu anda Türkiye'de mesela laik kesimin AK Parti'ye bakışında ben böyle bir kayma görüyorum. Yani ortada olan bir sürü detay, bir çoğulcu yapı, çelişkili bir yapı var AK Parti ile ilgili. İyi şeyler, kötü şeyler bir arada ama bunları bütünlüğüyle uğraşmaktansa, bu çok yorucu da bir şey. Her gün değişiyor ve hakikaten başa çıkılması da çok zor. O zaman bunların asıl niyeti nedir sorusuna doğru gidiyorsunuz ve asıl niyetini bir cümle olarak sapladığınız zaman da diğer her şey detay oluyor. Siz rahatlıyorsunuz ve evinizde giderek gazetenizi muhtemelen Sözcü veya başka bir şey okuyorsunuz. Ama burada bir ideolojik açıdan baktığım zaman eleştiriyor diyeyim bir şey var ama aynı zamanda insani olarak da normal de bulduğum bir şey var. Yani onu da dediğim gibi gözden kaybetmemek lazım. Zayıf ne yaparsa yapsın, güçlünün siyaseti belirleyicidir dediğiniz zaman ve siz güçlüye ulaşamayacağınız anda siz apolitik hale geliyorsunuz. Kişiyi, grupları mağdurlaştırıyor, mazlumlaştırıyor bir taraftan. Onları kendi gözünde acınası hale getirebiliyor bir tarafıyla ama esas olarak toplumsal olarak baktığı zaman onları apolitik de hale getiriyor. Ve bunun sonucunda sosyoloji siyasetin altında eziliyor. Sosyoloji dediğimiz alan tümüyle anlamsızlaşıyor. İnsanların kendi hayatları, istedikleri, bütün o dinamikler, öğrenme süreçleri önemini yitiriyor. Onlar ne yaparsa yapsın, orada ne olursa olsun önemli olan güçlünün niyeti ve onun eninde sonunda kaçınılmaz olarak bizim üzerimizde empoze edeceği eylemleri ve istekleri olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bunlar bir yana, dünyada hiç komplo yok da demek mümkün değil. Ve dolayısıyla da belki şu soruyu sormamız lazım. Hangi sistemler ve hangi durumlarda gerçekten de
bazen bu komplolar oluyor. Biz onlara komplo teorisiyle yaklaşmamız gerekmediği halde ve yaklaşmamamız gerektiği halde ama reel olarak baktığımızda hakikaten bu komplo girişimleri en azından ortaya çıkabiliyor. Çok basit olarak söylersek, şeffaflık ne kadar azalırsa o kadar daha fazla komplo ihtimali ortaya çıkıyor. Özellikle birden fazla güçlü aktör varsa. Modern dünya aslında çok fazla komploya izin veren bir dünya değil. Modern dünyaya baktığımız zaman komplo vari olan şeylere biz çok komplo demiyoruz ama manipülasyon diyoruz. Ve manipülasyon dediğimiz şeyler de esas olarak bir talep yaratma veya kendi talebini, isteğini empoze etme, sistemleştirme şeklinde ortaya çıkıyor. İki örnek vermek mümkün. Bir tanesi mesela borsadan bir örnek vereyim. Türkiye'nin kredi notunun artacağını uzun zamandır bekliyordu insanlar. Dolayısıyla da borsa birkaç aydır yükseliyordu. Öte yandan Türkiye'de bir dava da sürüyor. Rekabet Kurulu 10-12 tane banka yanılmıyorsam aleyhine bir dava açmış durumda. Bu bankaların birleşerek, birbirlerine danışarak faiz haddi saptadığını söylüyor. Bu dava da onu suçluyorlar ve dava halen şu anda devam eden bir dava. O da 6 aydır devam ediyor. Fakat ilginç bir şey oluyor. Geçen hafta bu davanın çok önemli olduğu ve bankaların büyük bir ceza yiyeceğine dair bir rapor çıkıyor. Borsa düşüyor tabii. Rapordan bir hafta sonra Fitch kredi notunu yükseltiyor. Tabii borsa yükseliyor. Şimdi borsa düştüğü zaman alanlar ve borsa, o yükselene satanlar önemli bir kar elde ediyorlar o bir haftalık zaman içinde. Şimdi o raporu kim çıkardı diye bakıyoruz. Deutsche Bank çıkarmış. Şu anda takas işlemlerine bakıyoruz. Son bir haftanın en çok malı Deutsche Bank almış. Şimdi burada bir komplo var mı? Bir manipülasyon da olabilir, olmayabilir de. Ama biz bundan huylanıyoruz şimdi. Ve dolayısıyla da burada kasıtlı olarak bir talep oluşturma, kanaat oluşturma, kanaat kaydırması, yaratma gibi bir işlemin olduğunu düşünüyoruz. Liberal sistemin dünyasında diyeyim, komplo dediğimiz şeyler bu türden olabiliyor. Bir tür manipülasyon olarak ortaya çıkabiliyor. Çünkü büyük ölçüde şeffaflık var. Zaten ben de şu anda olaydan bir hafta sonra bunu size anlatabiliyorum. Yani o kadar şeffaf aslında durum. Dolayısıyla daha kapalı kapılar ardında bir şey olma şansına çok fazla izin vermiyor. Olayın sistemleşmesi hali de var. Mesela sağlık sektöründe çok bilinen bir komplo önermesi var. Diyor ki ilaç sanayi veya endüstri ucuz ilaçları geliştirmektense pahalı ilaçları geliştiriyor ve insanlara pahalı ilaçları satıyor vesaire. Şimdi bu bir tür komplo önermesi ama aslında komplo değil. Bu gerçeğin ta kendisi ve sistemleşmiş bir gerçek. Onun için komplo dememize gene çok bir anlam yok. Şöyle ki dünya Amerika'yı takip ediyor ilaç olayında. Amerika'daki kadar araştırma ve insan üzerine yapılmış çalışma hiçbir yerde yok. Buna çünkü harcanan para çok büyük bir para. Dolayısıyla da başka ülkelerdeki insanlar ve kurumlar kendi yapamadıkları araştırmalar nedeniyle Amerika'ya güveniyorlar. Amerika'da FDA diye bir kurum var. O bu işin standardını çok yüksek tutuyor. Çok uzun ve çetrefilli araştırmalar talep ediyor. Çünkü insan sağlığı çok önemli diyor ve insanlara zararlı bir şey vermememiz lazım diyor. Ama bu çok uzun çetrefilli araştırmalar büyük paralar demek. Bu paraları da ilaç firmaları ancak sağlayabiliyor. Ve ilaç firmaları da kar için kurulmuş şirketler ve önlerine iki tane ilaç potansiyeli geldiğinde daha fazla katma değer hangisinde ise tabii ki onunla uğraşıyorlar. Dolayısıyla da ucuz ilaçlar geliştirilmiyor, pahalı ilaçlar geliştiriliyor.